Peki. Bugünkü programımıza başlayalım artık isterseniz. Muhterem dostlar, bugün sizlerle tasavvuf bize ne öğretir diye bir konuda sohbet yapmak istiyorum. Tasavvuf bize ne öğretir? Öncelikle huşu, ihlası öğretir. Samimiyeti öğretir. Bakın, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında ne anlatıyor bize bu kitaplar? Diyor ki, işte namaza başlayacaksınız. Nasıl başlarsınız? Allahu Ekber dersiniz. Değil mi? Erkekse böyle kulağa getirirsiniz. Kadınsa böyle yapar. Rükuda şöyle belimiz eğilecek. Secde böyle yere yatacağız. Bize fıkıh kitapları namazın şeklini anlatıyor. Formunu anlatıyor. Yapılış tarzını anlatıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor tabii ki. Bilmezsek namaz kılamayız. Ama namaz sadece işte budur. Bir kısım eğilip doğrulma hareketleridir dersek, o zaman bu bir jimnastiğe benzer. Oysa namaz bir kulluktur. Allah'a ibadet heyecanıyla yapılması lazım. Bir duygu tarafı olması lazım. Huşu olması lazım. İhlas olması lazım. Samimiyet olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah kad eflahal müminun ellezine hum fi salatihim haşiun. Namazında huşu içinde olanlar, namazında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermiştir buyuruyor Cenab-ı Hak. Tam tersi de var. Feveylül lil musallin. Namazlarından gafil olanlara vah olsun diyor, yuh olsun diyor Kur'an-ı Kerim. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz el ihsan en ta'budallaha keenneke terahu. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir buyuruyor. Ha, demek ki bakın Kur'an-ı Kerim'de ibadette, namazda huşudan bahsediyor. Allah'ı görüyormuş gibi ibadetten bahsediliyor hadiste. Demek ki ibadetlerin bir duygu tarafı olması lazım. Ama hiçbir ilmihal kitabında namazda huşu diye bir bölüm gördünüz mü? Ben görmedim. Hiçbir ilmihal kitabında, hiçbir fıkıh kitabında namazda ihlas, namazda huşu, riyadan gösterişten uzak olarak işte ibadet heyecanıyla icra edilmesi gerekir diye bir bölüm yok. Çünkü ilimler oluşurken, İslami ilimler, Kur'an'da hadiste bunlar var ama İslami ilimler oluşurken ibadetlerin şekil tarafını fıkıh ilmi almış, incelemiş, duygu tarafını tasavvuf ilmi daha ziyade incelemiş. Onun için İmam-ı Gazali'nin ihyasını, kimyasını, diğer tasavvufi eserleri açtığımız zaman işte orada namazda huşu nasıl elde edilir? İşte orucun manevi tarafı, haccın manevi duyguları, hangi duygularla yapmamız lazım? Onları daha ziyade tasavvufi eserlerde buluyoruz. Demek ki bunlar Kur'an'da hadis olan şeyler ama zamanla ilimler gelişirken böyle bir kendi aralarında sanki taksim yapmışlar. Bir bölüş görev paylaşımı sanki olmuş. Fıkıh hocaları demiş ki biz ibadetlerin şeklini ele alalım. Duygu tarafını işte baş tasavvuf ehli yazsın, çizsin, sohbet etsin. Ama bu ikisi birleştiği zaman ibadet oluyor. Bu ikisi birleşince ancak tam bir ibadet oluyor. Yani fıkıh ve tasavvuf bir elmanın iki yarısı gibi. Ben çok ihlaslıyım, çok huşu, çok samimiyim ama namaz kılmayı bilmiyorum. Olmaz. Namaz kılmayı öğreneceğiz fıkıh kitaplarından. Ha, ben namaz kılmayı biliyorum. Kitaplarını okudum. İlmihal kitaplarından. Bana huşu lazım değil. İhlas lazım değil. O da olmaz. O zaman oldu jimnastik. İkisi de lazım. Demek ki tasavvuf ve tasavvufi eserler bize öncelikle bu ihlası öğretiyor. Samimiyeti öğretiyor. Mevlana'nın Mesnevi'sinde meşhur bir hikaye var biliyorsunuz. Hazreti Musa yolda giderken bir çobana rastlıyor. Çoban kendi dilince dua ediyormuş. Ya Rabbi keşke gelsen bana misafir olsan. En iyi koyunlarımın sütünden sana ikram ederdim. Çarıkların eskimişse ayağına çarık, ayakkabı yapardım. Saçların yağlanmışsa saçlarını yıkardım. Çoban böyle dua ediyor. Hazreti Musa yaklaşıyor ona diyor ki ey çoban, Allah'a böyle dua edilmez. Cenab-ı Hak yemez, içmez, ayakkabısı olmaz, saçı olmaz, böyle dua etme diyor. Çoban diyor ki ey Musa, ben cahil bir çobanım. Nasıl dua edeceğimi bilmiyorum. Bana öğret de öyle dua edeyim madem.
Hazreti Musa da çobana Cenab-ı Hakk'ın şanına yakışır bir kısım dualar öğretiyor. Ve yoluna devam ediyor. Yoluna devam ederken Cenab-ı Hak'tan Hazreti Musa'ya vahiy geliyor, hitap geliyor, ses geliyor. Ey Musa, niye o çobanın duasını bozdun? Evet, sözler yanlıştı ama yürektendi, samimi idi. Ben onun duasından memnun oluyordum diye Cenab-ı Hak'tan böyle bir ses geliyor, vahiy geliyor. Bunun üzerine Hazreti Musa geri dönüyor çobana, diyor ki sen nasıl istiyorsan öyle dua et, ben sana karışmıyorum diyor. Bu bir hikayedir. Ayet değil, hadis değil. Olmuş mudur, üretilmiş midir önemli değil. Çünkü hikayeler, kıssalar hisse almak için okunur. Olmuş mu olmamış mı diye düşünülmez. Ana fikir nedir burada? Samimiyet. Demek ki biz samimi olursak duamızda, ibadetimizde, ihlasla, yürekten efendim dua edersek, ihlasla namaz kılarsak, ihlasla oruç tutarsak, hacca gidersek ilahir, bir kısım kusurlarımız olsa bile Cenab-ı Hak inşallah Settar ismiyle kusurlarımızı örter de ibadetimizi kabul eder. Ama biz formal eğitim, din eğitiminde ne öğretiyoruz? İşte İmam Hatiplerde, ilahiyatlarda aynı şöyle çıkar, hı'yı böyle çıkar, duayı şöyle yap, namazda işte şöyle eğil şekli öğretiyoruz. Ama duygu tarafını veremiyoruz fazla. İşte veremediğimiz için böyle ondan sonra kuru bilgi yığmış oluyoruz. Kuru bilgi yığınca da işte heyecan olmuyor. O heyecan olmadığı zaman da ibadetin de aşkı, heyecanı ona göre oluyor, zayıf oluyor. İslam'ı öğrenme, öğretme heyecanı da zayıf oluyor. Onun için o heyecanın diri olması lazım. İhlasın, samimiyetin onun için çok büyük önemi var. Demek ki tasavvuf bize öncelikle ihlası öğretiyor. Samimiyeti öğretiyor. Başka ne öğretiyor bize tasavvuf? Tasavvuf bize tezkiyeyi öğretiyor. Tezkiye nedir? Kötü ahlaktan arınmak. Güzel ahlak sahibi olmak. Estağfurullah. Kad efleha men zekkehe. Onu, yani nefsini temizleyen, kötü ahlaktan arındıran kişi kurtuluşa ermiştir diyor Cenab-ı Hak. Demek ki bizim bir tezkiye vazifemiz var. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, bir de içimizdeki kötü ahlakı temizleme vazifemiz var. Şimdi bizde kötü ahlak var mı? İnsanoğlunda iyi ahlak da vardır. Nefsinde kötü ahlak da vardır. Ve bunlar çoğu doğuştan gelir. Mesela 3 yaşında bir çocuk. 3 yaşında. 4 yaşında yahut da. Yeni bir kardeşi dünyaya geliyor. Kardeşini kıskanıyor. Öyle mi, görmüşsünüzdür bunu. Kardeşini kıskanıyor. Geçenlerde bir akrabaya gittik ziyarete. O anlatıyor. Bizim diyor torun işte 3 veya 4 yaşındaydı. Bir kardeşi daha dünyaya geldi diyor. İşte hastaneye eve getirirler diyor kardeşini, bebek kundakta. O abi olan, 3 yaşındaki abi olan şöyle baktı diyor. Bu akşam bizde mi kalacak demiş. Bebeği gösteriyor. Bu akşam bizde mi kalacak? Oğlum bu senin kardeşin, artık hep bizde. Olmaz. Alın götürün der aldısanız. Hastaneden mi alın? Der al, gidin geri verin diyor. Niye? İşte kıskanıyor. Kıskançlık, haset. Yani annem babam artık beni fazla sevmeyecek, onu daha çok ilgilenecekler, sevecekler diye kendi kafada ne kuruyorsa, o 3 yaşındaki çocuğa kıskançlık denen o kötü ahlakı veya haset denen o şeyi annesi mi öğretti? Hayır. Babası mı öğretti? Hayır. Biz oğlum kardeşini kıskan mı diyoruz? Demiyoruz. İçten geliyor. Nefsten geliyor. Yahut bir çocuğa annesi veya babası bir oyuncak alıyor. Çocuk daha alıyor hemen oyuncağı, 4 yaşında, 5 yaşında. Çıkıyor sokağa. Arkadaşına gösteriyor. Bak diyor, annem bana ne güzel oyuncak aldı. Sende var mı diyor. Sahip olduğu mal ile övünüyor. Sahip olduğu mal ile övünmek nedir? Kibir değil mi? Ne güzel arabam var, ne güzel evim var. Büyükler böyle diyor, küçükler oyuncağını gösteriyor işte. Aynı şey. Kibir. O çocuğa al oğlum şu oyuncağını da git arkadaşlarına karşı kibirlen, hava at diye annesi mi söyledi? Hayır, söylemedi. Babası mı söyledi? Hayır, söylemedi. İşten geliyor. Ama kardeşini kıskanan, yani haset, efendim oyuncağıyla kibirlenen,
yani kibir sahibi. Bu çocuk, aynı çocuk, bu çocuğun yanında böyle yalandan ağlıyormuş gibi numara yapın. Gözünüzü ovalayın, biraz ağlama numarası yapın, taklit yapın. Sizin ağladığını zanneder. O da ağlamaya başlar. Veya ağlamasa bile yanınıza gelir, başınızı okşar şöyle. Başını okşar. Bu nedir? Merhamettir, şefkattir. Demek ki bizim içimizde şefkat, merhamet gibi güzel ahlak da var. Haset gibi, kibir gibi kötü ahlak da var. Bunlar doğuştan geliyor bizde. Sonra öğrenme değil. Ha, sonradan öğrenilenler de var. Mesela koltuk sevdası sonradan öğrenilir. 5 yaşında çocukta, 4 yaşında çocukta makam sevgisi yoktur. O büyüyünce başlıyor. O öğreniliyor işte o kötü ahlak. Benim diyor dekandan ne eksiğim var diyor. Rektörden ne azım var diyor. Niye ben belediye başkanı değilim diyor. Koltuk sevdası. O sonra başlıyor. Ama genelde doğuştan gelir. İşte Cenab-ı Hak diyor ki kad efleha men zekkâhe. Başka ayette kad efleha men tezekke. Arınan, bu kötü ahlaktan arınan kurtuluşa erdi diyor. Peki fıkıh kitaplarında kötü ahlaktan arınma diye bir bölüm var mı? Yok. Hasetten insan nasıl kurtulur? Kibirden nasıl kurtulur? Yoktur. Ama tasavvufi eserlerde buluyorsunuz bunları. İmam-ı Gazali'nin eserlerini açın. İlacül kibir der. Kibirin ilacı. Kibir bir hastalıksa, manevi hastalıksa, bunun bir ilacı işte reçetesi. İlacül ucuk der. Kendini beğenmenin ilacıdır, reçetesi der. İlacül haset diyor. Hasetin ilacı diyor. Yani bir kısım telkinlerle, işte dünyanın veya kendini beğeniyorsa işte geç diyor aynanın karşısına ey filan, aynanın karşısına geç. Kendi kendine ki evet şu an gençsin. Yüzün düzgün, saçların şu bu sağlam. Ama bu saçlar dökülecek. Bu yüz buruşacak. Şu an güçlüsün, hızlı koşabiliyorsun. Ama yaşlanacaksın, bu hızlı koşma senden bitecek. Bastonla zor yürüyeceksin. Bunları diyor, bunun gibi şeyleri. Veya işte öleceksin. Vücudun dağılacak toprağın içinde. İlâ ahir. Bunları kendi kendine düşünürsen, kendini beğenme, yani ucup hastalığı senden yavaş yavaş gider diyor. Buna benzer bir sürü formüller söylüyor. Reçeteler sunuyor tasavvufi eserler. İşte şu ayeti düşünürsün diyor. Bu hadisi tefekkür edersin diyor. Allah'ı zikredersin diyor. Vesaire vesaire bir kısım yöntemlerle efendim sohbet diyor, zikir diyor, halvet diyor 40 günlük. Değişik tefekkür diyor. Böyle yöntemlerle tasavvuf yüzyıllardan beri insanın içindeki bu kötü ahlakı temizlemek için yani tezkiye için yöntemler geliştirmiş. Demek ki tasavvufun bize öğrettiği ikinci şey de kötü ahlaktan arınmak yani tezkiye. Birincisi ihlastı, huşu idi. İbadetlerin manevi boyutuydu. Tasavvufun ikinci öğrettiği şey budur. Yani tezkiyedir. Yani kötü ahlaktan arınmaktır. Üçüncü bize ne öğretir tasavvuf? Üçüncü zühdü öğretir. Kanaat öğretir. Bu Hulefai Raşid'in döneminde yani Peygamberimiz vefatından sonra dört halife döneminde fetihler genişliyor. İran fethediliyor. Mısır fethediliyor. Hatta Hazreti Osman zamanında Orta Asya'ya kadar İslam orduları gidiyor. Bu fetihlerle birlikte bir kısım vergi gelirleri, ganimet gelirleri Hicaz'da birikmeye başlıyor. Para çoğalınca artık gençlerde bir heves başlıyor. Yani artık paramız, pulumuz var. Biraz daha güzel evde otursak, biraz daha güzel elbise giysek, hevesi başlayınca Ebu Zer Gıfari gibi sahabeden, Hasan-ı Basri gibi tabiinden veya Tebe-i tabiinden, sonraki nesillerden bir kısım insanlar diyorlar ki Peygamberimiz ve ashabının hayatı sade bir hayattı. Onlar imkanı, parası, pulu olsa bile bunu fakire, fukaraya, İslam yolunda harcarlardı. Öyle pahalı elbise giyeyim, güzel evde oturayım, öyle dertleri yoktu. Sade yaşarlardı. Zahit yaşarlardı. Biz de onlara örnek alalım. Onlar gibi yaşayalım. Dediler. Ve o dönemde bazıları işte ipekten, atlastan değişik elbise giyme hevesi başladığı dönemlerde bunlar suf giydiler. Suf nedir? Arapçada yün. Suf giydikleri için yün çok rahat bulunuyor. Her yerde bulunuyor. Koyun her yerde var. Koyunu yünle kırpıyorlar. Yünden ip yapıyorlar.
her yerde rahat bulduğu için ucuz. Bunlar dediler ki bizim öyle atlasla, ipekle işimiz yok. Çünkü ipek Çin'den geliyordu, çok pahalıydı o zamanlar. Şimdiki gibi değil. Şimdi belki biraz şey ama o zaman daha da pahalıydı. Çin'den geliyordu, kervanlarla çok zordu. İşte bir kısım böyle zahit insanlar, takvaya önem veren insanlar dediler ki biz sade yaşayalım. Ve suf giydiler. Yani yün elbise giydiler ucuz diye. Ucuz olduğu için. Bunlara sufi dendi. Yün elbise giyen anlamında sufi dendi. Bunların hayat tarzına tasavvuf dendi. Demek ki tasavvuf bir de bize zühdü, sade yaşamayı, kanaati öğretir. Ya da öğretmesi lazım. Öğretmiyorsa bizde hata vardır. Öğrenemiyorsak. Peki dördüncü ne öğretir bize tasavvuf? Birincisi dedi ki ihlası öğretir. Huşuyu. İkincisi bize tezkiyeyi, kötü ahlaktan arınmayı öğretir dedik. Üçüncüsü bize kanaati öğretir. Zühdü öğretir. Dördüncüsü bize muhabbeti öğretir. Allah sevgisini öğretir. Peygamber sevgisini öğretir tasavvuf. Hiçbir İlmihal kitabında Allah sevgisi, peygamber sevgisi diye bir bölüm yoktur. Çünkü onların şeyi işte ibadetleri veya muamelatın teknik şeyleri, ahkam kısmıdır. Ama bir de Allah sevgisi kalbimizde zayıfsa ibadetler bize zor gelir. Peygamber sevgisi içimizde zayıfsa ibadetler zor gelir. İşte ibadette kalite katan o sevgidir, muhabbettir. İlmihal kitaplarında bunlar yok. Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Var. Kur'an-ı Kerim'de var. Yuhibbuhum ve yuhibbune. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler diyor ayet-i kerime. Vellezine amenu eşeddu hubben lillah. Müminlerin Allah sevgisi daha şiddetlidir diyor. Daha sağlamdır diyor. Geliyordu sahabe Peygamber Efendimiz'e. Fedaki ebi ve ümmi ya Resulullah diyordu. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyordu. Yani sahabede peygamber sevgisi vardı. Allah sevgisi vardı. O heyecan veriyordu onlara. Bu heyecanla ibadette aşkla şevkle yapıyorlardı. Cihada aşkla şevkle koşuyorlardı. Onun için o muhabbet unutulduğu zaman, ihmal edildiği zaman din kuru bilgiler yığını haline geliyor. Kuru bilgi yığını. Şimdi çocuklar evde bazen Allah sevgisini duyamıyorlar. Maalesef eskiden işte bazen anneler, babalar pedagojik formasyon yani eğitim noktasından zayıf olabiliyorlardı. Allah severden ziyade Allah yakar cümlesini daha çok kullanıyordu eskiden anneler. Hatta yaşanmış bir olay var. Bir genç İmam Hatip Lisesi'ni bitiriyor. Bir köyde imam oluyor. Caminin bahçesinde bir lojman var. Orada yatıp kalkıyor, namazı kıldırıyor köyde. Bir süre sonra evleniyor. İşte çocuklar dünyaya geliyor falan. Çocuk 4 yaşına, 5 yaşına geliyor. Sokağa yani evden çıkıyor. Caminin bahçesi. Çocuk oynayacak, zıplayacak, hakkıdır. Annesi de işte çocuk gürültü yaparsa camide namaz kılanlar rahatsız olur diye düşünüyor belki ama diyormuş ki annesi, oğlum gürültü yapma, Allah yakar. Oğlum top oynama, Allah yakar. Oğlum ip atlama, Allah yakar. Çocuğun artık burasına gelmiş. Bir gün akşam yemeğinde annesi var, babası var. Çocuk diyor ki babasına, baba diyor, teyzemlerin köyünde Allah var mı? Oğlum Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Her zaman her yerde hazır ve nazırdır. Niye sordun? Teyzemlerin köyünde Allah yoksa oraya gidelim diyecektim de ondan diyor. Kaçmak istiyor çocuk. Sen çocuğa sürekli Allah yakar dersen o çocuk Allah'tan kaçmak ister. Halbuki bu anne diyecekti ki oğlum usudursan Allah seni sever diyecekti. Çocuk soracaktı, o anne sevince ne olur? Oğlum Cenab-ı Hak seni severse cennetine koyar der mesela. Çocuk sorar, ne var cennette? İşte dondurma var, elma var, armut var, oyuncak var, internet var, neyse sen var. Yani çocuğa Allah sever demek lazımdı. Ama çocuk evde bir defa yakar diye duyuyor. Sonra okula başlıyor bir süre sonra. Okulda
İşte ilkokul 4. sınıfta galiba din kültür dersleri başlıyor. Ortaokulda devam ediyor, lisede devam ediyor. Ortaokulda din kültürü hocası geliyor. Bedir Savaşı'nın tarihini ezberle. İmtihanda soracağım, yoksa bırakırım ona göre. Uğur Savaşı'nın tarihini ezberle. Hendek Savaşı'ndaki hendin uzunluğu kaç santimde ezberleyin. Peygamber sevgisi, Allah sevgisi duyamıyor çocuk. Kuru bilgi. Yani tarih dersi gibi bir kısım şeyler ezberle, din dersi diye. Evde zaten Allah sevgisini duyamadı, yakar diye duydu. Okula geliyor, kuru bilgiler ezberlenip 15 gün sonra unutulacak bir kısım şeyler, din diye bunları duyuyor çocuk. Ve böyle mezun oluyor liseden. Ve hayata atılıyor. Atılıyor ama Allah sevgisi, peygamber sevgisi yönünden içi gönlünde bir şey yok, boş. İçi boş. Ha, biraz kitap okur, biraz böyle gerçekten salih insanlardan bir şeyler dinlerse, oradan etkilenip gerçekten hani Allah sevgisi, peygamber sevgisi yönünden biraz şuur alırsa, ona göre biraz daha ibadetleri, İslam anlayışı biraz daha kaliteli olur. Onu da alamazsa hayatı öyle teker yuvar gidiyor bu insanın. Onun için tasavvuf bize işte bunu öğretiyor. Ne var tekkelerde? Ne vardı yani tekkelerde? Mesela ilahi okunurdu. Yunus Emre'nin ilahileri. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. Bunu okuyurken veya dinlerken o tekkedeki insanların kalbinde peygamber sevgisi tohumu atılırdı. Öyle değil mi? Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. Peygamber sevgisi. Veya Allah sevgisiyle yazılmış bir şiiri veya bir kitabı, bir menkıbeyi sohbette dinlerken veya ilahi olarak okurken veya dinlerken yavaş yavaş insanların gönlüne bu muhabbet yerleştirilirdi tasavvuf tekkelerde. Şimdi tekkeler kapatıldı zaten. O kültür iyi kötü devam ettirmeye çalışıyor ama ne kadar devam ettiriliyor ayrı mesele. Yani resmi okullarımızda din kültür derslerinde maalesef o biraz zayıf kalıyor. Sevgi, muhabbet konusu zayıf kalıyor. Tasavvuf onu tamamlardı. Eskiden öyleydi. Medreselerde Nasara Yansur'u yani dil öğrenilir veya işte ibadetin fıkıh okunur medreselerde. Namazı nasıl kılacağımızı medresede öğrenirdi. Namazı aşk ile, şevk ile, ihlas ile kılmayı tekkede öğrenirdi. Medreseleri 1925'te kapattık. Bir süre sonra onun yerine Kur'an kursu, İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi açtık. Yani medreselerin yeri doldu. Medresenin yerine bu daha adı değişik modern eğitim sistemi içerisinde din eğitimini yerleştirdik. Tekkeler henüz açılmadı. Onu da artık kitaplarda okuyarak, salih insanlarla oturup kalkarak, çünkü bu etkilenme meselesi çok önemlidir. Yani muhabbet ehli bir insanın yanında oturursanız, onun muhabbetinden size bir şeyler bulaşır. Yani o da artık öyle. Bir kısım işte Mesnevi mesela, alıp Mesnevi'yi okursak veya buna benzer bir kısım tasavvufi eserler okuyarak o duygu tarafını da, duygu tarafında oradan tamamlamaya çalışmamız lazım. Aksi takdirde okullarda bu tam olarak verilemiyor. İlahiyatlar da buna dahildir. Efendim ortaokullarda, liselerde, ilahiyatlarda duygu tarafı fazla verilemiyor. Ancak teknik şu kitabı oku, işte vizeye gir, finale geç, okulu bitsin gitsin gibi oluyor. Ama işte o zayıf oldu mu, yani duygu tarafımız, sevgi tarafımız zayıf oldu mu, namaz da zor gelir, oruç da zor gelir. Onun için onu tasavvuf veya tasavvuf kültürü veya tasavvufi eserler diyelim, eserlerden onu bir şekilde tanımlamak lazım. Demek ki 4 madde saydık tasavvuf bize ne öğretir diye. Birincisi huşu, ihlas, samimiyet öğretir. İkincisi tezkiyeyi öğretir. Kötü ahlak arınmak ve güzel ahlak sahibi olmayı öğretir. Üçüncüsü zühdü ve kanaati öğretir. Dördüncüsü muhabbet öğretir. Sevgi öğretir. Bunun haricinde tabii başka şeyler de sayılabilir ama en temel herhalde bu 4 madde.
Ve ondan sonra başka ne olur peki? Hadi bize bir şeyler öğretti tasavvuf. Bize bir şeyler öğretti. Bunlar olunca İslam'ı yaşamada, öğretmede, anlatmada bir heyecan olur. Ve bir nezaket olur. Kabalık gider, kibarlık gelir. İslam'ı tebliğ, çünkü kabalıkla öğretemeyiz, tebliğ edemeyiz İslam'ı. İslam'ı tebliğin, yani Müslüman da tebliğ aynı şekilde. En temel şeyi nezaket. Şimdi ben size bir örnek vereyim. Bizim memleket Bandırma. Bandırma'da Tatlıcı Ali amcamız vardı. 2008'de vefat etti. 90 küsur yaşlarındaydı. O anlatıyor. Bir gün diyor, Bandırma'dan otobüse bindim. Balıkesir'e veya Bursa'ya gidiyorum bir iş için. Yanımda diyor koltukta birisi var. Otobüslerde iki kişi olur ya. Adam diyor cebinden böyle küçük bir şişe, viski mi diyorlar, konyak mı, ne, anlamam pek onun şeyden, çıkarıyor. Arada dikiyor diyor. Gene cebine koyuyor. Bir süre sonra gene cebinden çıkarıyor. Adama baktım diyor. Dedim ki beyefendi, ben size çok özeniyorum. Adam demiş ki, bey baba, benim neyime özeniyorsun? Ben alkolik bir adamım. Bak otobüste bile duramayıp içiyorum. Neyime özeniyorsun? Bizim tatlıcı Ali amca demiş ki, yok yok demiş, hani demiş siz böyle sarhoş olduktan sonra gecenin bir yarısı sokağa çıkıp Allah diye nara atarsınız ya diyor. Ben diyor ona çok özeniyorum diyor. Benim de içim yanıyor. Sokağa çıkıp Allah diye bağırmak istiyorum. Ama utanıyorum. Konu komşu ne der diye. Konu komşu utanıyorum, çıkamıyorum. Siz ise kimseyi takmıyorsunuz. Çıkıyorsunuz sokakta Allah diye gecenin bir yarısı bağırıyorsunuz. Ben diyor ona çok özeniyorum diyor. Bunu deyince adam başlamış ağlamaya, etkilenmiş, içkiyi bırakmış diye anlatırlar. İşte bu tebliğ yöntemi. İslam'ı tebliğde kibar bir yöntem. Başka biri olsa, şimdi adam içiyor, birazdan sarhoş olur, sövüp saymaya başlar. Muavin bey, boş bir yer var mı, ben başka bir yere kaçayım, hemen kaçmaya çalışırız. Kaçarız ama o insanı kurtaramayız. O insanı kurtarmak için tutup, eline tutmak gerekiyor. Adam alkolikim diyor işte, batmış buraya kadar. Yine bu tatlıcı Ali amca anlatıyordu Bandırma'da. Biz diyor tatlı dükkanımız işte yazın günler uzun. Gelen giden müşteri çok olur. Müşterinin ayağı kesilene kadar, çekilene kadar saat 12 olur. Ondan sonra biraz dükkanın temizliği falan filan derken saat 12.30 olur, yarım olur gece diyor. Saat 1'den sonra diyor dükkanı kilitlerim, eve giderdim diyor. Eve giderken dükkanın yan tarafındaki bir sokak vardı. Eskiden oraya Meyhaneler Sokağı derdik. Bandırma'nın meşhur Meyhaneler Sokağı'ydı orası. Bakardım diyor, kalmış kimse var mı? Çünkü gece 1'e kadar bir adam hala meyhanedeyse iki ihtimal var. Ya diyor içmiş ödeyecek parası yok. Meyhaneciden korkuyor dayak yerim diye. Yahut hanımdan korkuyordur diyor. Erken gitsem şimdi evde hanım uyanıksa gene bana fırça atar. Gene mi içtin? Mendebur adam falan der diyor. Bari biraz daha bekleyeyim de hanım uyusun evde. Ondan sonra giderim. Oturdum yanına diyor. Ne var ne yok? Nasılsın? İyi misin? Oradan buradan biraz muhabbet ederdim diyor o meyhanedeki sarhoşla. Sonra diyor meyhaneciyi çağırdım. Ne kadar bu arkadaşın masrafı? Şu kadar. Al parasını. Adamı evine göndereceğim diyor. Sarhoş sallanıyor. Taksi varsa taksi. Fayton varsa fayton tutardım diyor. Taksiyle parasını verirdim. Al parasını, bu arkadaşı evine bırak. Ama dur hemen gitme demiş. Bekle biraz. Tekrar dükkanı açardım diyor. Bir paket höşmenim tatlısı sarardım diyor. Adama verirdim. Bunu da hanımına versene kızmasın. O yolla diyor çok kişi diyor içkiyi bıraktı. Yine bir ara birisi telefon açıyor. Eskiden sabit telefonlar vardı ya. Bir numara yanlış basarsanız başka yere çıkıyor.
Birisi telefon açmış. Diyor ki karşıdaki bir taksi istiyoruz diyor. Taksi duranı aradığına diyor. Taksi duranı aradığına diyor. Fakat tatlıcı Ali amcanın dükkanı çıkmış yani. Biz olsak ne deriz? Beyefendi yanlış aramışsınız. Burası taksi durağı değil. Burası pastane dersiniz. Kapatırsınız değil mi? Ali amca ne diyor? Hemen adresinizi alayım taksini geliyor diyor. Kağıt kalem adresi yazıyor. İleride bir taksi durağı varmış. Götürüyor kağıdı, adresi. Bu adrese diyor bir taksi gönderin. Ama yanlışlıkla diyor bizim şeyi telefona bizim dükkanı açmışlar. Hikmet-i Hüda para da almayın diyor. Alı parasını da ben vereyim parasını da diyor. Taksi gönderiyor parasını da vermiş. Taksi gidiyor neyse o aileyi çayıra götürüyor getiriyor falan. Adam para verecek diyor sizin paranız verildi. Ya kim verdi bizim işte tatlıcı Ali amca. Niye o verdi? Siz yanlışlıkla bir numara yanlış basmışsınız. Onun dükkana çıkmış. Telefon. O bizi gönderdi. Taksi parayı da verdi. Şimdi o adam yani adam dinden uzak bir adam olsa bile bu olaydan sonra dindarlar hakkında kötü bir şey söyleyemez. Değil mi? Bir dindar insandan, güzel insandan, bir kibar insandan, bir nazik insandan bir iyilik görmüş. Yine birisi anlatıyor. Bir gün diyor Kadıköy İmam Hatip'ten emekli öğretmendir bunu anlatan. Nasuhi Yazıcı Hoca. Bir gün diyor Bandırma diyor. Bandırma'da hal binası var. İşte sebze meyve. Oradan diyor baktım. Bizim Ali amca çıkmış. Elinde 10 kilo 10 kiloluk diyor bir bidon. İçinde peynirler var. Kelle peyniri vardı bizim orada. Kelle peyniri böyle taşıyor. Zor zor taşımaya çalışıyor diyor. Gittim yanına diyor. Ali amca yardım edeyim ben size. E peki dedi diyor. Onun diyor bidonu taşımasına yardım ediyorum diyor Ali amcanın. Bu tatlıcı Ali amca diyor ki evladım diyor ben bu peynirleri Gönen'e götüreceğim. Gönen kaplıcalarında Yargıtay Genel bilmem ne başkanı gelmiş oraya. Ona hediye edeceğim diyor. Sene 70'li yıllar olabilir. Ve devam ediyor. Sen şimdi diyebilirsin. Yahu Ali abi bu Yargıtay başkanı dinden uzak bir adam. Niye ona hediye götürüyorsun ki? Diye düşünebilirsin. Evladım ben de biliyorum. Biliyorum o da ama belki önüne dindar insanlarla ilgili bir mesele gelir. Bir imza atması gerekir de şu peyniri hatırlar da ya bana bir dindar insan peynir hediye etmişti bir zamanlar der de Müslümanların, dindar insanların aleyhine o imzayı atmayabilir belki. Onun için götürüyorum diyor. Müellefi kulüp diye bir şey yok mu İslam'da? Ama işte bu kibarlığı veya sarhoşa efendim o muameleyi veya ben size çok özeniyorum demesini. Kandil akşamları Bandırma ve civarındaki umumhanelere tatlı götürdük diyor. Umumhane dediği genel ev. Tatlı götürüyor. Çünkü onlar diyor dinden çıkmış değil. Günahkar. Günah insanı zina etse dinden çıkar mı? Çıkmaz. Günahkardır ama gene Müslümandır. Allah'a inanıyor, peygambere inanıyorsa günahkardır ama gene Müslümandır. Ama birçok insan onlara, orada çalışan kadınlara artık bunlar yani cehennem kütüğü diye bakar. Onlar da kendine öyle bakmaya başlar. Artık bizim tevbemiz kabul olmaz. Biz artık cehennem kütüğüyüz diye düşünmeye bir ümitsizliğe kapılmaya başlarlar. Onlara bir mesaj olsun. Giderdik diyor kandil akşamı. Efendim bugün kandildir. Size baklava getirdik. Buyurun hediyemiz. O baklavayı alan o kadınlar ha demek ki biz hala Müslümanız. Bak günahkarız ama İslam'dan çıkmadık. Biz hala Müslümanız. Bizi Müslüman diye sayıyor. Kandilimizi tebrik ediyor. Bize baklava getiriyor. Demek ki tevbe kapımız açıkmış. Evet tevbe kapısı açıktır. Ölene kadar insan tevbe edebilir. Yani ümitsizliğe, yese düşmesinler. Tevbe kapısının açık olduğunu unutmasınlar diye biz diyor
bazı birkaç arkadaş böyle meyhanelere, umumhanelere giderdik diyor. Baklava dağıtırdık. Bu nezaket, bu kibarlığı tasavvuf öğretiyor onlara. Gerçek tasavvuf tabii, hakiki tasavvuf. Sahteleri değil. Evet, yani demek ki 5 madde oldu şimdi, değil mi? Birincisi dedik ki ihlası öğretir tasavvuf. İbadetlerin duygu boyutunu, huşu, ihlas öğretir, samimiyet öğretir. Musa Çoban kısasında olduğu gibi. Tezkiye öğretir. Kötü ahlaktan arınmayı öğretir. Zühdü, kanaat öğretir. Muhabbeti öğretir. Allah sevgisini, peygamber sevgisini. Bir de nezaketi öğretir. Tebliğde çünkü nezaket çok önemli. Zorla gel Müslüman ol diyemezsiniz. Öyle mi? Gayrimüslim bir adama, gayrimüslim bir insana gel illa Müslüman ol diyemezsiniz. Kılıç soruyla Müslüman demezsiniz. Gönüllü olacak. Onun için tarihe baktığımız zaman İslamiyet'in yayılmasında bu tasavvuf ehlinin hem örnek olarak İslam'ı yaşayarak hem de bu nazik yöntemiyle, kibar yöntemiyle birçok kişinin hidayetine vesile olmuştur. Mesela eski kitapları okuyoruz. Bayezid Bistami'nin komşusu Mecusi'ymiş. Yani ateşe tapan. Bir gün o Mecusi komşunun beyi başka bir şehre gitmiş. İşte evde hanım var, çocukları var. Akşam karanlık olunca bu Mecusi ailenin yakacak bir kandili yokmuş. Kandil olmadığı için karanlık oluyor ev. Ufak çocuklar da karanlıkta korkup ağlıyormuş. Bayezid Bistami de her akşam bir kandil veya birkaç mum göndermiş bu aileye. Aydınlansınlar da çocuk rahat etsin diye. O Mecusi ailenin beyi gittiği yerden birkaç hafta sonra geri dönmüş. Hanımına sormuş, işte ne yaptınız ben yokken falan. Hanım demiş ki işte kandilimiz yoktu. Akşam karanlık olunca çocuk korkuyordu, ağlıyordu ama bizim bu Müslüman komşumuz Bayezid Bistami bize kandil gönderdi, mum gönderdi her akşam. Aydınlandık, çocuk da rahat etti. Deyince adam diyor ki madem Bayezid'in ışığı evimize geldi, biz de artık bu Mecusi karanlığında kalmayalım deyip ailece Müslüman oluyorlar. Şimdi bakın, Bayezid gidip de kapıyı çalıp gel Müslüman, gelin Müslüman demedi. Ama İslam ahlakını yaşadı. Nedir İslam ahlakı? Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir hadis. Komşu karanlıktayken seni aydınlat olman uygun değildir. Bu hadisi yaşadı, uyguladı. Kapıyı çalmasına gerek yok. Adam kendinden Müslüman oldu. İşte biz İslam'ı hakkıyla yaşasak zaten yani İslam hakkında ön yargılı olan Müslüman ama İslam hakkında ön yargılı olan bir kısım komşularımız da etkilenir efendim, istifade eder. Olumlu düşünceye yönelir. Gayrimüslimler de etkilenir. Ama biz İslam'ı hakkıyla yaşayamadığımız için, İslam hakkı temsil edemediğimiz için problem oluyor. Yine bu yakın tarihten bir örnek verip bitireyim sohbetimi. Acıbadem tarafları 1940'lı yıllarda herhalde oraları bağlık bahçelikmiş. Bahçeli evler varmış. Rebi Molla isminde bir hoca efendi, Molla denene göre hoca efendi, Rebi Molla diye bir hoca efendi bahçesi var. Geniş bahçe, içinde bir evi var. Birkaç tane ineği varmış. İnekler bahçede otluyorlar. Onların sütünü satarak geçimini temin ediyormuş. Bu Rebi Molla isimli hoca efendi. Yandaki bitişik bahçenin sahibi de bir Ermeni. Bir gün bu Rebi Molla yandaki Ermeni komşusuna gidiyor, bir kova süt elinde, kapıyı çalıyor, size diyor, bu süt size ait diyor Ermeni'ye. Ermeni diyor ki, hayrola komşu, niye bana aitmiş? Nereden icap etti diyor. Rebi Molla diyor ki, bizim inekler bugün yanlışlıkla sizin bahçeye geçmiş, sizin bahçeden ot yemişler, bu kul hakkı olur. Sizin bahçenin otlarından hasıl oldu bu sütler, bu süt sizindir, lütfen alın.
Ermeni diyor ki komşu ne gerek var yani işte hayvanı yanlışla geçmiş otlamış önemli değil vermene gerek yok diyor. Yok diyorum. Öyle bir malı olmaz. Mutlaka alacaksın. Hatta diyor 3 gün boyunca sağdığım sütleri size getireceğim. Bu kul hakkıdır diyor. Bizim dinimizde çok çok vebaldir. Ermeni bunu duyunca o Rebi Molla'nın komşu hakkına riayetinden, kul hakkına riayetinden, takvasından etkileniyor. Müslüman oluyor Ermeni. Yıllar sonra o Ermeni'ye soruyorlar. Sen diyorlar daha önce Ermeniymişsin. Şimdi Müslüman olmuşsun. Hangi vesileyle Müslüman oldun diye sorunca o Ermeni bu olayı anlatıyor. Rebi Molla sayesinde Müslüman oldum diyor. Yani gidip de kapıyı çalıp da böyle hadi gel Müslüman ol demeye gerek yok. Biz İslam yaşasak zaten insanlar kendiliğinden Müslüman olacak. Ben Kırgızistan'da 3 yıl kaldım. Orada ders verdim 2006-2009 arasında. Orada davetçiler diye bir grup vardı. İşte Pakistan'dan şuradan buradan geliyorlar. İslam'ı davet edecekler güya ama bize de geldiler. Kapı kapı dolaşıyorlardı. Bir gün gelmişler. Ama kapıya nasıl vuruyor biliyor musun? Korkarsınız. Güm 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 sanki hırsız mı gelmiş? Katil mi geldi kapıya? Yangın mı var apartmanda? Deprem mi oluyor? Anlayamıyorsunuz. Neyse baktım ne nedir dertleri diye. Mescid kelbeysin bir. Yani mescide gelmiyor musun? Mescide gel. Kırgızca. Mescide gel diyor. Dedim ya ben zaten hocayım. Ben zaten hocayım. Yani ama şimdi bir tatlıcı Ali amcanın nezaketle irşadını, tebliğini, davetini görüyoruz. Bir de o insanların tavrını, yani insanları ürküten, kaçıran bir üslup olmaması lazım. Bağırarak tebliğ olmaz. Kapıyı böyle yumruklayarak namaza çağrılmaz. Namaza çağırmanın bile bir nezaketi vardır. Osmanlı'da ne vardı kapılarda? Büyük halka, küçük halka, orta halka. Büyük halka tak 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 diye ses çıkar. Ha erkek gelmiş. Evin erkeği çıkar. Tık 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 yasa ha küçük halka öyle ses çıkarır. Ha, bir bayan gelmiş. Evin bayanı çıkar karşılamaya. Tik 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 ses çıkıyorsa çocuk gelmiştir. Çocuk karşılar vesaire. Yani Osmanlı nezaket kültürüydü. Her şey kibarlıkta. İşte hatta eski İstanbul efendileri dedikleri. Otobüse gemiye binecek. Efendim siz buyurun. Rica ederim siz buyurun derken gemi kaçarmış. Şimdi onlar bitti. O nesil bitti artık. İnsanlar birbirini çiğneyerek otobüslere, metrolara koşuyorlar. Onun için Allah iyi etsin. Ama yani İslam'ı tebliğ noktasında çok hassas, nazik, kibar olmak lazım. Hatta insanın tebliğde karşımızdaki insan İslam'ı yaşamayan bir insan olabilir. Hatta ön yargıları olabilir. Yani İslamofobi diye bir şey var ya şimdi. İslam korkusu. Okuduğu kitaptan, gazeteden yanlış bilgiler de kafasına dolmuş olabilir. Tebliğde insanın böyle hani gözüne sokar gibi sen yanlış yoldasın. O da nefsine ağır gelir. O da doğru değil. Evet, doğru yanlış yolda olabilir. Yanlış yolda olabilir ama sen yanlış yoldasın diye bağırarak söylersen o insan daha çok kaçar. O da yöntem değil. O da iyi bir yöntem değil. Onun için işte tasavvufu hakkıyla hazmetmiş, özümsemiş, anlamış insanların kibarlığını ve yapmacık değil yani hakikaten bu inanarak böyle yaşıyor. Yani o sarhoşa gerçekten rol yapmıyor yani o insan. Evet. Beşinci de herhalde budur. Tasavvuf bize bir de kibarlığı tebliğde bir üslup öğretir. Tasavvuf bize ne öğretir deyince herhalde bu beş madde de özetlemek
mümkün. Evet. Sohbetimiz bu kadar. Kifayet etsin inşallah. Sorusu olan varsa, ben de bildiğim bir şeyse belki birkaç dakikada böyle o soru cevap üzerinden buyurun. Hocam siz aynı zamanda Farsça hocasısınız. Şey soracaktım. Şimdi bizim külliyatımızda geçer. Arapça bir nakil olarak geçer. Arapça nebiler dili, Farsça veliler diye dili diye. Şimdi konumuzda şey olunca, tasavvuf bize ne öğretir olunca evet. Bir şey oldu. Bugün de bizim programlarımızda Farsça günümüzdü. Evet. Programı yaptık. Farsça'nın tasavvuf literatüründeki veyahut da bizim kendi medeniyetimizdeki veya Farsça öğrenmenin ehemmiyeti üzerine neler söyleyebilirsiniz? Yani Arapça gene takdir ediliyor da Farsça sanıyorum o şeyde görünmüyor gibi geliyor bana. O hakikaten doğru bir söz. Yani veliler dili denmesi çok tasavvufi eser yazılmış. Mevlana'nın Mesnevisi Farsça. Bostan Gülistan Farsça. Tezkiyetül Evliya Farsça. Mektubat-ı İmam Rabbani Farsça. Reşahat Farsça. Bunu asıl Farsça. Daha sonra bir kısmı Osmanlı döneminde Osmanlıca çevrilmiş. Bir kısmı Arapça çevrilmiş. Bir kısmı modern tercümeleri var falan. Ama bunların asılları Farsçadır. Çok tasavvufi eser yazılmış Farsça olarak da. Bir edebiyat dili, şiire yatkınlığı da var. Farsçanın öyle bir şeyi de var. Onun için bu dili bilmek faydalı. Kendi ecdadımızın dilini anlamak için bile Farsça lazım. Şimdi Süleyman Çelebi'nin Mevlidi Türkçe. Ama Farsça bilmezsek Süleyman Çelebi'nin Mevlidi bile doğru anlayamıyoruz. Du alem diyor. Du iki Farsça. Alem iki alem. Dünya ve ahiret. Bunu bilmezsek ne diyor bu imam diyoruz, Mevlüt Han'ı anlamıyoruz. Onun için güzergah diyoruz mesela. Güzergah, Farsça bir kelimedir. Otobüslerin güzergahı diyoruz, geçiş yeri demektir. Güzel, geçiş, gah, yeri. Meyhane diyoruz, mey, şarap demektir. Hane, ev, şarap evi. Bunun gibi hatta tava, mala. Tava, kızartma aleti. Mala, sıvama aleti. Bunun gibi hem günlük konuşma dilimizde hem Osmanlıca'da birçok Farsça kelimeler geçer. Birçok müstakil eserler vardır. Sadece bakın bugün Farsça deyince bazı insanların aklına hemen İran geliyor. Hayır, Afganistan'ın da dili Farsçadır. Tacikistan'ın dili de Farsçadır. Anadolu'da da çok eserler yazılmıştır Farsça olarak. Mesela Kütahya'nın Simav ilçesinde doğmuş Abdullah İlahi Simavi. Abdullah İlahi Fatih döneminde yaşıyor. Efendim İstanbul'da bir süre eğitim alıyor. Sonra Semerkant'a gidiyor. Semerkant'a gidiyor. Hoca Ubeydullah Ahrar'ın müridi oluyor. Tasavvufi eğitimini tamamlıyor Orta Asya'da, Semerkant'ta. Tekrar Anadolu'ya geliyor. Bir süre Kütahya Simav ilçesinde, bir süre İstanbul'da efendim halkı irşad ediyor, sohbetler yapıyor. Bu zatın bazı eserleri Osmanlı Türkçesi, bazı eserleri Farsça. Yani bu bizim Kütahyalı, ana dili Türkçe olan bir insan ama ilim dili. Oturup Farsça eser yazmış. Mevlana'nın menkıbelerini ihtiva eden Menakıbül Arif'in Konyalı Ahmet Eflaki'nin eseri. Ahmet Eflaki evinde bizim gibi Türkçe konuşuyordu. Ama eser yazmaya gelince Farsça yazmıştı. Hatta Bosna'da Mostar diye bir şehir var biliyorsunuz. 1700'lü yıllarda Mostar'dan Fevzi isminde, Fevzi Mostari, Mostarlı Fevzi geliyor İstanbul'a. Galata Mevlevihanesi'nde Mevlevi dervişi oluyor. Türkçe öğreniyor, Farsça öğreniyor, Mesnevi öğreniyor. Tekrar kendi memleketine Mostar'a dönüyor ve orada Farsça eser yazıyor, Bülbülistan diye. Bu adamın ana dili Boşnakça. Ana dilinde Farsça bu adamın, ne Türkçe, Boşnakça. Ama ta Avrupa'nın göbeğinde Bülbülistan diye kitap yazıyor. Onun için çok, yani Hindistan'dan hatta Bangladeş'ten başlayıp ta Avrupa'nın ortalarına kadar, Orta Asya'ya kadar, Orta Asya'da yani bugünkü Özbekistan, Buhara, Semerkant, oralarda Yesevi şeyhi, adam Yesevi, yani Türk, evinde bizim gibi Türkçe konuşuyor, kitap yazmaya gelince Farsça yazmış. Orta Asya'da, Buhar'da, Semerkant'ta. Onun için hatta daha kuzeyde, Taşkent'te. Onun için Farsça çok geniş bir sahada, bir ilim dili, bir kültür dili.
olarak çok eserler yazılmış. Bunun öğrenilmesi çok faydalı. Bu olmadığı zaman tek kanatlı oluyoruz. Bakın şimdi bizim üniversitelerdeki mesela tarih bölümlerine bakın. Veya ilahiyatlardaki İslam tarihi bölümlerine bakın. Neler çalışıyorlar? Asr-ı Saadet çalışıyorlar. Hulefai Raşidin dönemi çalışıyorlar. Emevi Abbas dönemi çalışıyorlar. Selçuklu dönemini çoğunlukla atlıyorlar. Hemen Osmanlı'ya geliyorlar. Niye Selçuklu'yu atlıyorlar? Çünkü Selçuklu'nun kaynakları Farsça. Selçuklu'da devletin resmi dili de Farsçaydı. Selçuklu'da padişah sarayında bizim gibi Türkçe konuşurdu ama bir ferman yayınlayacağı zaman veya başka bir padişaha mektup gönderdiği zaman Farsça olarak yazdırırdı. Çünkü Selçuklu devletinin resmi dili, devlet dili Farsçaydı. Orta Asya öyle. Orta Asya Timur, ondan önce Çağataylılar, Timur'dan sonra Timurlular. Tarih kitaplarına bakın hep Farsçadır. Hindistan Babürlüler. Babür Orta Asya'nın Hindistan'a gitmiş, devlet kurmuş bir Türk hükümdarı. Hanedan Türk, belki sarayında Türkçe konuşuyorlar. Ama bütün kaynaklar Farsçadır. Onun için İslam tarihi şeyinde baktığımız zaman İslam tarihi çalışmak için Farsça olmadan yarım kalıyor. Sadece Arapçayla tek kanatlı kuş gibi oluyor. Bir kanat eksik. Selçuk çalışamıyorlar, Orta Asya çalışamıyorlar, Hindistan çalışamıyorlar. Onun için bu çok mühim bir şey Farsça. Ama maalesef Farsça son yıllarda Türkiye'de öldü. Arapça kursları iyi kötü bulunuyor da Farsça kursu bulmak çok zor. Hadi İstanbul'da belki şöyle, Anadolu'da daha da zor. İhmal edile edile maalesef çok şey oldu, geriye düştü Farsça. Ama Osmanlı'da öyle değil. Osmanlı döneminde, hatta Osmanlı'ya gitmeye gerek yok. Türkiye'de İmam Hatipler'in açıldığı ilk dönemlerde İmam Hatipler'de Farsça dersi var biliyor musunuz? Arapça dersi gibi Farsça'da okuyorlar. Yüksek İslam Enstitüsü'ne geliyorlardı. Orada da Arapça ile beraber Farsça devam ediyordu. Hem İmam Hatip'te Farsça okumuş, hem Yüksek İslam Enstitüsü, yani bugün adı İlahiyat Fakültesi'nin eski adı Yüksek İslam Enstitüsü. Hem Yüksek İslam Enstitüsü'nde Farsça okuyorlardı eski hocalar, eski mezunlar, eski talebeler. Ve onların Farsçaları bayağı iyi oluyor idi. Ama sanırım biz yetişmedik. Yani biz İmam Hatip'te okuduğumuz yıllarda Farsça yoktu. Kaldırılmış Farsça İmam Hatip'lerden. Efendim sonra Yüksek İslam Enstitüsü'nün ismi İlahiyat Fakültesi'ne çevrildiği yıllar. Yani 12 Eylül döneminde sanırım İmam Hatip'lerden Farsçayı tamamen kaldırıyorlar. İlahiyat Fakültelerinden de azalta bir dönem ve seçmeli. Şu anda mesela bizde öyle değil, bir dönem ve seçmeli. Bursa İlahiyat'ta hiç yok diye duyuyorum. Bursa gibi eski bir ilahiyatta Farsça dersi hiç seçmeli dahi yok diye duyuyorum. Böyle olunca tabii bu dil ihmal edildi. Ama yeni nesil bunun önemini anladı. Anlayanlar var. İnşallah iyi olur. Bundan sonra daha çok önem verirler. Böyle çünkü çok şey lazım. Edebiyatçılara lazım. Tarihçilere lazım. İlahiyatçılara lazım. Bu sahalarda çalışanlara daha çok lazım. Öyle. Allah razı olsun. Emekli bir imam hala okumaya devam ediyor. Okuma aşkı, heyecanı devam ediyor. Yani onu yazdım ki bazen derslerde de anlattım birkaç yerde. Yani bizim hepimize, talebelerimize, bize örnek olması lazım. Allah razı olsun. Gelibolu'da imamlık yaptığı dönemde 80'li yıllar yatsı namazını kıldırdım diyor. Yatsı namazından çıkarken cami cemaatten birisi soru sordu. Hocam işte burma koçtan kurban olur mu dedi. Ben de olur dedim diyor. Hocam kitaptan yerini görebilir miyim dedi. Genelde halk sormazdı kitaptan yerini ama hoca demişse bitti. Fakat sormuş bu sefer. Hocam kitapta nerede yazıyor demiş.
Tamam dedim, bakayım kitaptan bulayım yerini, yarın gösteririm dedim diyor amcam. Eve geldim diyor, kitapları araştırıyorum. İşte o kitap, bu kitap falan, o cümleyi bulamadım. Yani Burma Koç'tan kurban olur fetvasını, o cümleyi bulamadım. Sabaha kadar uyumadım diyor. Kitaplarını araştırdım diyor. Başka bir imam olsa yarım saat araştırır. Ne yapalım, bulamadım, gitsin müftüye sorsun der, yatar uyur yani. Yok. Yani benim, madem ki cami cemaatten birisi bana bir şey sordu, ben bunu yerini göstermem lazım. Bu bir fedakarlıktır. Sabaha kadar uyumadım diyor. Sabah namazını gittim, kıldırdım diyor. Gittim müftülüğe, Gelibolu müftülüğüne. Müftüye sordum, hocam dün akşam bana yastan çıkarken işte cami cemaatten birisi böyle bir fetva sordu. Ben de şöyle cevap verdim. Ama kitaptan yerini görmek istiyor vatandaş. Akşam sabaha kadar uyumadım, aradım. Evde kitaplarda bulamadım. Sizde kitaplarda varsa bakalım yerini bulalım da gösterelim. Müftü diyor ki, Süleyman Hoca diyor, doğru fetva vermişsin. Ben de öyle biliyorum. Olur, kurban olur. Ama diyor, şimdi vaktim yok diyor, arayamam diyor müftü. Çıktım diyor müftülükten, Gelibolu'da. Baktım diyor, bir otobüs, bir muavin İstanbul, İstanbul diye bağırıyor. Atladım diyor otobüse, yallah İstanbul'a. Beyazıt'a geldim diyor, sahaflar çarşısına. 80'li yıllarda oralarda sahaflar vardı. Şimdi pek kalmadı, tek tük. Şimdi artık üniversite test kitapları satılıyor orada da. Eskiden orada sahaflardı. Eski antika kitapların, Osmanlıca, Arapça falan neyse, el yazması, matbu yahut da eski kitapların satıldığı yerlerdi. Geldim diyor, bir dükkana girdim, birkaç kitap kurcaladım, yeri bir kitapta buldum diyor. Osmanlıca, antika bir kitapta, eski baskı bir kitapta yerini buldum. O cümle var, fetva var. Sordum diyor dükkan sahibine, ne kadar bu kitap? Bir fiyat söyle diyor, benim maaşımın üçte biri. Bastım parayı, aldım diyor kitabı. Tekrar atladım otobüse, gittim Gelibolu'ya. Adama gösterdim, işte bak burada yazıyor fetva. Bunu her imam yapar mı? Yani kaç tane imam yapar bunu? Maaşının üçte birini, yarısına yakını kim verir? O kadar yolu kim teper? Sabah kadar kim uykusu kalır? Ama bu bir aşk meselesi işte. Bir dava meselesi, bir dert meselesi. O dert yoksa, insanlara faydalı olma, öğrenme, öğretme heyecan yoksa ne oluyor? İmamın camisi bitişikte şeyde sabah namazına gelmiyor. Lojmanı caminin bitişiğinde, benim bugün tatilim diyor, iznim diyor. Sen şey haftalık iznim diyor mesela. Ya iznin tamam da zaten evde kılacağın namazı işte camide kılabilirsin. Heyecan, onun için o heyecanı söylememesi lazım. Öğrenme, öğretme, faydalı olma, İslam'ı tebliğ, o heyecanın devam etmesi lazım. Amcamda o vardı. 80 yaşına yakındı, hala kitap okurdu. Hala böyle. Bandırma'ya geldikten, yani emekli olup geldikten sonra oralarda epey zaman böyle gönüllü imamlık yaptı. Bazı camiler inşaatı oluyor. İnşaat bayağı ilerliyor. Artık namaz kılınacak hale geliyor cami. Hatta inşaatı bitiyor ama işte Diyanet'ten imam atanması biraz gecikebiliyor. Birkaç sene kadro gelmesi gecikiyor. İmam yok, cami var. Böyle durumlar vardı Bandırma'da. Demişler, Süleyman Hoca sen nasıl emeklisin? Gel burada imam tayin edilinceye kadar camide imamlık yap bize. Gönüllü olarak. Peki demiş, 5 sene bir camide yaptı öyle. Sonra oraya İmam tayin oldu. Bu sefer başka bir camiye. Bir 4 senede başka yerde yaptı. Bir gece kalktım diyor. Sabah namazını kıldırmaya gideceğim. Dışarıda bir fırtına. Kar. Yerde bir karış, iki karış kar. Ve fırtına. Arabası da yok. Yürüyerek gitmesi lazım camiye. En az 1 kilometre yürümesi lazım. Böyle biraz kenar bir şeyde. Dedim, bu soğukta, bu fırtınada kimse gelmez herhalde, gitmeyeyim. Sonra düşündüm, ya bir kişi gelir de cami kapalı görürse, namaz kılamazsa. Dedim gideyim. Resim imam değil, gönüllü imam. Giyindim, kuşandım diyor, o fırtınada gece yarısı. Çıktım diyor, bir 100 metre kadar gittim diyor, bir rüzgar vurdu bana diyor, karların üzerine yuvarlanıyorum. 5-10 metre karların üzerine yuvarlandım diyor. Bandırmanın fırtınası öyle şeydir. Kalktım gene gittim diyor camiye.
İşte bu bir heyecan. Bir meslek bilinci, bir dava bilinci. Ben resmi imam değilim zaten. İşte havada soğuk deyiverir. Yine başka bir ahbabı anlatıyor amcamın. Bandırma'da kalktım diyor, gittim mahallenin camisine sabah. Baktım diyor, bizim mahallenin camisi kapalı, kilitli, imam gelmemiş. Arabam vardı diyor, bastım gaza, Bandırma'nın çarşı camine gittim diyor. Çarşı cami. Baktım orası kilitli. Ya ne oluyor bu sabah imamlara, niye böyle herkes uyuyor mu falan filan diye düşündüm diyor. Nasıl arabam da var, bari gideyim Süleyman Hoca'nın camisine dedim diyor. Süleyman Hoca amcam. Bastım gaza, geldim diyor, baktım ışık var. Girdim içeri, selamünaleyküm hocam, aleykümselam. Hutbe hazırlıyor diyor. Hutbe hazırlıyor sabahın köründe. O gelen ahbabı amcama diyor ki, hocam diyor, bizim mahallenin camisine gittim, kapalı. Çarşı camine gittim, kapalı. Bir de buraya uğrayayım dedim. Allah razı olsun, bak siz buradasınız. Bari sizi buldum, namazı burada kılarız. Ne yapıyor bu hocalar? Bugün çok mu uyudular falan diyecek oluyor. Amcam şöyle saatine bakıyor, daha ezan bir saat var diyor. Sen erken gelmişsin diyor. Öyle deyince bir daha baktım diyor o ahbabı saate. Hakikaten diyor, ben uyku sabah diyor, uyku sersemi yanlış görmüşüm saati. Ezan 5'te okunuyorsa bu 4'te çıkmış mesela, 4'ü 5 görmüş. Yani saati yanlış görmüşüm diyor. O yanlış görmüş saati de, amcam da daha ezandan bir saat önce geliyor hutbe hazırlıyor gönüllü imamlık yaptığı camide. Şimdi Diyanet'in hazır hutbeleri var. Alıp bir hutbe okuyabilir. Ama orada caminin imam odasında, imam odasında böyle kitaplar var. Oradan birkaç kitap daha okuyayım, birkaç kitap daha göreyim, birkaç işte rivayet daha toplayayım. Yani cami cemaatin cuma hutbesinde biraz daha faydalı olayım düşüncesiyle gecenin köründe kalkıyor, bir kilometre yürüyor, camiye geliyor, hutbe hazırlıyor. İşte bu heyecanın sönmemesi lazım. O İslam'ı öğrenme, öğretme, faydalı olma heyecanı sönmemesi lazım. Bu modern hayat dediğimiz şey onu söndürüyor. Maalesef onu söndürebiliyor birçok kişi de. Bir 10 sene kadar önceydi veya 10 seneyi geçti bizim Marmara İlahiyat'ta, ben orada görevliyim biliyorsunuz, fotokopi çektirmeye gittim. Fakültenin içinde fotokopici var. 3 tane talebe var. Dedim onlar fotokopi çeksin de onlar gitsin, ben sonra fotokopi çektiririm. Sıra bekliyorum. Şimdi 3 tane kız, ikisi böyle duruyor, birisi böyle duruyor. Böyle arkası dönük olan beni görmüyor. Beni görmeyen talebe diğer iki talebeye diyor ki, oh diyor, okul bitiyor, kurtulacağız diyor. Öğretmen olacağız, 3 bin lira maaş alacağız diyor. Eski para, 3 bin lira yani, eski paraya söylüyor. Şimdi işte o heyecan sönmemesi lazım. Bizde o heyecan olacak ki biz talebeye vereceğiz. Biz demek ki o talebemize, kendi talebemize o İslam'ı öğrenme, öğretme heyecanını veremiyoruz ki talebe de diyor ki, oh okul bitiyor, kurtulacağız. Yani bu ilahiyat fakültesi kurtulunması gereken Allah'ın belası bir hapishane. Değil mi? O bana çıkıyor. Oh diyor, okul bitiyor, kurtulacağız diyor. Sonra ne olacak? Yani işte vaizi olacağım, din dersi öğretmen olacağım, imam olacağım, neyse. İşte İslam'ı öğreteceğim talebelerime, din kültürü öğretmen olacağım. İslam'ı öğreteceğim, Allah'ı, peygamberi sevdireceğim. Bundan sevap kazanacağım demiyor. Ne diyor? Öğretmen olacağız, 3 bin lira maaş alacağız diyor. 3 bin lira. İşte heyecan gittiği zaman tamamen iş oraya dönüyor. Maddiyata dönüyor. Onun için o heyecanı pörsümemesi lazım. Amcam onun için yazdı. Amcam diye yazmadım ben onu Facebook'ta. Yani bize ve talebelerimize örnek bir şahsiyet diye yazdım. Yani hepimiz o enerjiyi, çünkü bu iş böyledir. Niye pörsür heyecanlar? Şimdi gazeteyi açıyoruz. Gerçi artık telefondan okunuyor gazetelerde ya. Yani eski usulle söyleyeyim. Üçüncü sayfalarda ne var? O onu bıçakladı, bu bunu öldürdü, o onu kandırdı, bu bunu çaldı, bunu çırptı. Yani magazin haberleri, siyasi haberler zaten dünyanın siyaseti ortada işte malum. Magazin haberleri de o onu çaldı, bu bunu çırptı, o onunla tatile gitti, bu bununla kandırdı, bu bunu aldattı. Şimdi sürekli bunları okuyan, haber diye her gün bunları okuyan insan bir süre sonra, ya artık dünya bozulmuş, ben de biraz bozulsam ne olur ki sanki? Nefis bunu söyler.
Hayır, şunu demesi lazım. Bak, sen o bozukları boş ver. İşte bu Süleyman Hoca gibi İslam'ı güzel yaşayan, aşk ile, şevk ile yaşayan, heyecan ile yaşayan, hala 80 yaşında hala okuyan, hala bir şeyler öğretmek derdinde olan, bak böyle insanlar var. Ben bunları örnek alayım. Yani güzel örnekleri görmüyor günümüzün nesli. Gördüğü işte abuk subuk haberler. Bunları duysun ki, ha böyle insanlar da var. Ben bunları örnek alayım desin insanlar. Şimdi Marmara İlahiyat Camisi'ni bir hayır sahibi yaptırdı. Sonra kanser oldu. 59 yaşında vefat etti. Geçen birkaç önce vefat etti. Vefat etmeden önce tabii anladı yani kanser adı yolcu olduğunu anladı. Bütün servetinin 1/3'ünü böyle hayır hasenat işlerine vakfetti. Şimdi bunu o adamın zaten öldü gitti Allah rahmet eylesin. Onun duymaya ihtiyacı yok. Veya onun anlatılmaya ihtiyacı yok da bizim duymaya ihtiyacımız var. Bak böyle insanlar hala var. Yani hep çalan çırpanları okumayın. Adam malının 1/3'ünü, bütün servetin 1/3'ünü fakire, fukaraya, İslam yolunda, talebeye harcansın diye bağışlayan 21. yüzyılda, bu kapitalist çağda hala böyle insanlar var. Hala böyle güzel insanlar var. Hala Süleyman Tosun, Süleyman Hoca var işte bak. 80 yaşında hala kitap okuyan, karda yuvarlanmak pahasına camiye giden, işte bir kişiye bir şey gösterebilmek için ta Gelibolu'dan İstanbul'a gelip maaşının 1/3'ünü verip, kitaba verip tekrar giden insanlar. Bunlar az saatte yaşamadı. Osmanlı döneminde yaşamadı. Selçuk döneminde yaşamadı. Bizimle beraber yaşadı bu insanlar. Bizimle beraber yaşadı. Bu asırda yaşadı. 21. yüzyılda yaşadılar. Çünkü bunları anlatmazsak hep eski sahabeden örnek verirsek veya Osmanlı tarihinden örnek verirsek insanlarda şöyle bir şey oluyor. Ya hocam güzel anlatıyorsun, iyi anlatıyorsun ama yani o İmam Gazali dönemiydi yani. İmam-ı Azam dönemiydi veya Asr-ı Saadet'ti. Yani sanki şimdi öyle insan mı kaldı? Artık dünya bozuldu. Sonuç? Birazcık biz de bozulsak ne olur ki? İş oraya gider. Onun için hayır, bütün dünya bozulsa ben bozulmayacağım. Bütün dünya İslam'ı savunmayı, tebliği terk etse tek başıma ben kalsam ben devam edeceğim. O heyecan olması lazım insanda. Onun için böyle salih insanların hayatlarını, hatıralarını okumak, dinlemek çok faydalı. Onun için yazdım Facebook'ta. Derslerde de zaman zaman anlatıyorum. Belki benim talebelerim varsa buralarda onları dinlemiş olabilir. Hakikaten bu heyecanın pörsümemesi için, çünkü duygular bulaşıcıdır. Aşk bulaşıcıdır. Yani bir insanda Allah aşkı, peygamber aşkı varsa onunla beraber oturan, onunla beraber sohbet eden kişiler de o aşk bulaşır. İslam bir aşktır. İslam'a hizmet, tebliğ bir aşktır. İnsanın içinde o heyecan varsa, biz de onunla beraber oturup kalkarsak veya en azından onun işte hatıralarını okur dinlersek, belki oradan bize bir şeyler, bir kırıntı bize de gelir, bulaşır. Onun için bunların hakikaten böyle salih insanların hayatlarının, hatıralarının okunmasını ben çok önemsiyorum. Öbür türlü gazete, günlük gazete işte o onu çalmış, bu bunu çırpmış, o onu dövmüş, bu bunu sövmüş, gelin kaynanasını 15 yıldan bıçaklamış. Magazin haberleri bunlar. Evet, Allah yesin.